Evet, Kur'an kainatın bir tercüme-i eseriyesidir. Ve kainatın kendi lisanlarıyla okudukları ayat-ı tekviniyenin tercümanıdır. Ve şu kitab-ı alemin tefsiri olduğu gibi arz ve semavat sahifelerinde, arz ve semavat sahifelerinde müstetir, müstetir yani örtülü, tesettürlü, gizli, Esma-i Hüsna'nın definelerinin keşşafıdır. Keşfediyor defineleri. Define ya. Her bir inek diyor, keçi, koyun gibi mübarek hayvanlar bismillah der. Rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olur. Aklıma birdenbire diyorsun kardeşim, bak işte bu rahmet feyzinden geliyor musun? Yoksa bu memeden bu gelmez, kan dolu içerisi et. Sok bir şiş bak ne çıkar. Allah diyor, doğru vallahi diyor. Ben de keşfettim diyor. Gelmemesi lazım esasında diyor. Bu memeden bu süt nasıl gelecek? İşte Kur'an da öyle diyor. Kan ve gübre arasından size süt gönderiyorum. İn beyni fersin ve demin lebenen halisan, halis bir sütü seviyor, gönderiyorum. İşte bir keşif. Üstadımız o ayeti de böyle tefsir ediyor. Her bir inek, deve, keçi, koyun gibi mübarek hayvanlar bismillah der, rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olur. Bu gözle baktığımız zaman bakın, keşfedilmemiş bir şeyi keşfetmiş oluyoruz. Biz ona göre inek diyor da ineke inek sütü, keçi sütü, koyun sütü. Allah'ın gönderdiği süt, inek sütü değil. Ya. Ve şu alemi şehadete, alemi gayıptan bir lisandır. Kur'an. Şu alemi şehadete, alemi gayıptan bir lisandır. Şu görünen aleme diyor, görünmeyen bir alemden bir lisandır Kur'an. Ve alemi İslam'ın güneşi olduğu gibi alemi ahiretin de haritasıdır. Ahiret aleminin de haritasıymış Kur'an-ı Kerim. Nasıl haritaya bakıyorsun? Hangi yoldan gitsek daha kısa? Ha buradan gitsek burası daha düzgünse buradan buraya çıkarız. Kur'an-ı Kerim de ahireti bize anlatıyor. Böyle 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 yaparsanız saadet ebediye var. Böyle 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 yaparsanız sonunda bir pişmanlık var. Ceza var, hesap var. Harita. Evet. Ve alemi İslam'ın güneşi olduğu gibi Kur'an-ı Kerim alemi ahiretin de haritasıdır. Ve Cenab-ı Hakk'ın zatına, sıfatına, esmasına, şuunatına bir bürhan ve bir tercümandır. Ve keza nev-i beşerin şeriat kitabı, hikmet kitabı, dua kitabı, davet kitabı, ibadet kitabı, emir kitabı, zikir kitabı, fikir kitabı olmakla. Allah Allah, Kur'an neymiş ya? Kur'an ne kitabıdır? Mesela adama, Kur'an Allah'ın kitabıdır. Ama nedir? Kardeşim Allah'ın kitabı. Bak şimdi burada ne güzel. Ve keza nev-i beşerin şeriat kitabı. Hikmet kitabı. Hikmet. Yani buna baktın, Kur'an'ı dinledin mi? Hikmetlerle dolu her şey. Hikmet. Dua kitabı, davet kitabı, ibadet kitabı, emir kitabı, zikir kitabı, fikir kitabı olmakla. Hem sana zikrettiriyor Rabbini nasıl anacaksın, hem nasıl düşüneceksin, hadiseleri nasıl değerlendireceksin, sana fikir veriyor. Hem de Allah'ı nasıl zikredeceksin, onu da öğretiyor. Fa'lemennehu la ilahe illallah diyor. Öbür taraftan da ve yetefekkerûne fî halkı semâvâti vel ard Rabbena mâ halakta hâzâ bâtıla. Müminlerin sıfatını anlatırken onlar derler diyor, Rabbim sen hiçbir şeyi batıl, başıboş, lüzumsuz yaratmamışsın. Sübhâneke fakina azâbennâr. Seni tesbih ediyoruz, bizi azaptan emin kıl diye derler diyor. Ve yetefekkerûne fî halkı semâvâti vel arz. Semâvat ve arzı diyor, tefekkür ederler, düşünürler. Düşünün demektir aynı zamanda. Düşünürler. İşte Risale-i Nur baştan aşağı Kur'an'a ayna olmuş. Mesela geçen gün bir yerde diyor ki, çok böyle enteresan şeyime gitti. İnsanlar diyor, hususi nimetlerine şükrederler diyor. Hamd ederler. Fakat umumi nimetlere şükretmek pek akıllarına gelmez.
Mesela diyor, hava, su, göz, kulak gibi şeylere diyor, umumi nimetler bunlar. Kedide de kulak var, inekte de var, insanda da var, keçide de var, hava her yerde var. Bu umumi nimetlere diyor, kendisi mesela bir ev alır, Allah'a şükür bir evimiz oldu, çok şükür Allah'a falan. Veya bir araba aldık, Allah'a çok şükür arabamız var falan. Bu bir hususi nimet. Buna diyor şükreder de, göz nimetine şükretmez. Herkes de var çünkü. Halbuki herkes de gözün olması, gözün ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Mesela hava, çok şükür havamız var, havamızı alabiliyoruz. Bunu çok az insanlar şükrediyor. Ya, mesela adam pazara gidiyor, o geldi aklıma. Havanı aldım. Pazara gidiyor adam, her şeyi alamayabilir. Ama hava alıyor pazarda. Herkes bak gidiyorsa maşallah herkes hava alıyor, ne güzel ya Allah, herkes hava alıyor. Herkes görüyor bak, herkes görüyor, herkes duyuyor. Bak umumi şey. Düşün ki o insanların duyması benim de işime yarıyor. Neden? Duymasa düşün insanlar arabayla gidiyor, kornayı basıyor, adam duymuyor. Seni görmüyor. Hayat olmaz değil mi? Ya. Yani onun duyması benim için de bir nimet oluyor. Onun görmesi benim için de bir nimet oluyor. Düşün ki adam hiç görmüyor. Görmese yürüyemezsin, gidemezsin bir yere. Yani umumi nimet olduğu için bu nimetlere diyor şükretmek insanların akıllarına pek gelmiyor. Hususi nimetlere diyor şükrediyorlar. Ne kadar enteresan bir şey. Çok muazzam. Onlara soracaksın. Onlara soracaksın. Bu havanın kıymetini, o havanın şükrünü onlar çok olan üstü bir tamam, işte. Elden gitmeden şükretmek lazım. Zeki Bey kardeşim yani. Tabii ya şimdi ya. Kim o lan o? Öyle kanıksın. Yoksa adam öyle kanıksacaksın dediğin gibi. Adam kahvedeki adam düşeş duvara diyor. Bir selzere başlıyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Herkes şahadet getiriyor. İşte onu daha önceden o şahadeti getirmek lazım. Yoksa o anda zaten gidiyor artık. Ya kaybetmeden o nimeti takdir etmek. Doğru. İşte o nimetleri, işte bu her akşam bu derslere gelmemiz o nimetleri hatırlamak için yani. Tekrar. Evet. Şu oturmanın bile sözünü kestim. Ya. Şu oturmanın bile çok büyük bir şükür olduğunu, şükür nimet var. Olduğunu. Ya adam oturamıyor altında. Oturamıyor, çıktı bir tane çıban, iki ay oturamadım, dikkatini çekelim, onu bile ya. Herkes oturuyor. Çok şükür daha. Ya Rabbi, oturabiliyoruz. Oturabiliyoruz. Çok şükür ya Rabbi, sabahleyin burnumla beraber kalktım, Allah'ın burnum var. Diyorum ya bazen sabah kalksa adam burnu yok, Allah'ım burnum yok, hanım burnum yok. Ne oldu adam, Allah bilmiyor, burnum gitti. Ama hiç sabahleyin kalktı, çok şükür ya Rabbi bununla beraber kalktı. Hamdü senalar, şu kulaklarım elimde. Bu şükrü yapmıyoruz. Ya. Ne kadar zalimiz be Allah. Mahlukatın en zalimi insandır diyor zaten. İnnel insane le salum. Subhanallah. Evet. Ve kezanev-i beşerin şeriat kitabı, hikmet kitabı, dua kitabı, davet kitabı, ibadet kitabı, emir kitabı, zikir kitabı, fikir kitabı olmakla zahiren bir kitap şeklinde ise de, Kur'an zahiren bir kitap şeklinde ise de ihtiva ettiği fünun ve ulum cihetiyle binlerce kitap hükmündedir. Kur'an-ı Kerim. Zahiren bir kitaptır ama diyor, ihtiva ettiği ilimler ve fenler cihetiyle binlerce kitaptır diyor. Düşün bak, bu kadar fenler var değil mi? Fizik, kimya, matematik, biyoloji, jeoloji, astronomi, tıp. Bütün bu yazılan kitaplar var ya, onların hepsi Kur'an'da var. Bak o kadar kitaplar oradan çıkmış. İster bilerek yazsın adam, ister bilmeyerek. Burada var bunlar. Üçüncü katre, tekrarat-ı Kur'aniyedeki icazın bir lemasını beyan zımnında altı noktadan ibarettir. Birinci nokta, Kur'an bir zikir kitabı, bir dua kitabı, bir davet kitabı olduğuna nazaran, surelerinde vukua gelen tekrar belagat aynı isabet ve aynı hikmettir. Aynı meseleleri Kur'an çok şey yapıyor. Tekrar. Bazı zındıklar demişler Kur'an'da aynı şeyler tekrar ediliyor. Halbuki diyor ki duanın şehni diyor tekrar ve tertattır. Ya Rabbi günahlarımı affet. Ya Rabbi bizi ıslah eyle. Ya Rabbi bizi. Bak duanın gereği neymiş? Tekrar etmekmiş. Başka davetin gereği neymiş? Tekrar etmek. Zeki Bey düğünüme beklerim. Bir defa dedim. Bir daha görüyorum sana söylemiyorum.
Ya düğün çağırdı. Vallahi yarım ağızdan çağırdı. Ama bir daha bir de Zeki Bey beklerim ha. Beklerim ha. Bak. Davetin şe'ni neymiş? Tekrar ile te'kittir. Kur'an'da davet kitabı olduğuna göre tekrar gerekiyormuş. Zikir kitabı olduğuna göre tekrar gerekiyormuş. Dua kitabı olduğuna göre tekrar gerekiyormuş. Evet. Kur'an bir zikir kitabı, bir dua kitabı, bir davet kitabı olduğuna nazaran surelerinde vuku'a gelen tekrar belagatça aynı isabet ve aynı hikmettir. Çünkü zikir ve duadan maksat sevaptır ve merhamet-i ilahiyeyi celbetmektir. Malumdur ki bu gibi hususlarda fazlasıyla tekrar lazımdır. Cenab-ı Hakk'ın merhametini celbetmek için. O nispette sevap kazanılsın ve merhamet celbedilsin. Hem de zikrin tekrarı kalbi tenvir eder, duanın tekrarı bir takrirdir, davet dahi tekrarı nispetinde tesiri, tekidi vardır. Davet ise tekrarı nispetinde tesiri ve tekidi vardır. Ne kadar tekrar edersen, adam gelmeyecekse bile, gideyim derdi ya, ayıp, ayıp oldu adamı defalarca bizi çağırdı. İşte Kur'an-ı Kerim de davet ediyor devamlı, namaza, niyaza, zekata davet ediyor.